Merhabalar herkese. Ben Melih. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'de biyoloji lisans programı öğrencisiyim. Hexagene takımı olarak bu sene epidermolisis bullosa hastalığı için radikal yarışması kapsamında ortak bir proje üretiyoruz. Dilerseniz öncelikle radikal yarışması nedir? Birazcık bundan bahsedelim. Üsküdar Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürmekte olan Cihan Taştan hocamızın önderliğinde kurulan ve hala sürdürülen bir yarışma olan Radikal'de katılan takımlara bir takım gen tedavisi yaklaşımları, eğitimleri veriliyor. Bu yaklaşımlar gen terapisi yaklaşımları eğitimi, CRISPR gen düzenleme, gen aktarım teknolojileri ve proof of concept eğitimleri. Bu eğitimler sonrasında hedef hastalıklara çözüm önerileri geliştirilmesi ve çeşitli gen terapileri tasarlanması bekleniyor. Öte yandan bu yarışmanın bir tane daha amacı var. Bu amacı da hedef hastalıklar konusunda toplumun farkındalık düzeyini arttırmak, İnsanların bu alandaki bilincini arttırmak. Biz de radikal yarışmasında yarışan Hexagene takımı olarak diğer hedef hastalıklar hakkında da bilgi sahibi olmak ve farkındalığımızı geliştirmek adına bu etkinliği organize etmek istedik. Etkinlik kapsamında ailevi Akdeniz ateşini anlatması için GOFT takımından, kistik fibrosisi anlatması için de Rehira takımından destek istedik ve kendileri davetimizi kabul ettiler. Yarışma kapsamında çalışmalarını sürdüren bu ekiplerin hepsi yarı finali başarıyla geçmiş olup finalde şu an çalışmalarına devam ediyorlar. Dilerseniz ben sözü arkadaşlarıma bırakayım. Kendileri size epidermolysis bullosa hastalığı nedir? Bundan biraz bahsetsinler. Merhaba. Önce genetik hastalıkların nedenleri ve ne olduğundan başlamak istiyorum. Genetik hastalıklar kişinin DNA'sındaki değişimler, yani mutasyonlar sonucu ortaya çıkan hastalıklardır. DNA'daki bu değişimler gen olarak adlandırılan nükleotit dizileri üzerinde meydana gelir. Mutasyonlar sonucu etkilenen genlerin işlevinde bozulmalar meydana gelebilir. Genin yapısındaki bozulma, kişinin yaşamsal fonksiyonlarını düzenleyen proteinlerin kodlanmasını engelleyerek veya yanlış kodlanmasına sebep olarak normal yapı ve işlevinin bozulmasına sebep olabilir. Bu tür genetik bozukluklar genetik hastalıklara neden olur. Genetik hastalıklara sebep olan en önemli faktörlerden biri aile içi evliliklerdir. Aile içi evliliklerde akraba çocuklarının aynı genleri taşıma olasılığı yüksek olduğu için çocuğun hem anne hem de babadan benzeri genleri alma şansı artıyor. Çocuğa aktarılan zararlı baskın gen veya zararlı çekinik genlerin bulunması durumunda ortaya genetik hastalıklar çıkıyor. Toplumda doğacak olan her 100 çocuktan ikisinin genlerinde doğuştan bir anomali saptanırken bu oran akraba evlilikleri sonucunda doğan çocuklarda 2 katına çıkıyor. Epidermolysis bullosa'ya geçelim Ali'cim, rica etsem. Epidermolysis bullosa nedir? Epidermolysis bullosa ya da bilinen adıyla kelebek hastalığı ciltte bulunan yapısal proteinlerdeki 16 genden birinde yaşanan mutasyonlar sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Nadir görülen kelebek hastalığında bacak, kol, el, ayak, kalça, ağız içi, nefes yolu ve hatta yemek borusu gibi bölgelerde bül, yani içi su dolu kabarcıklar meydana gelir. Deride ve mukozada oluşan büller genellikle bölgeye baskı uygulanması ya da çarpılması sonucu ortaya çıkar. Hafif bir temas bile bülün oluşumu için yeterlidir. Kırılgan cilt ile karakterize olan genetik hastalık kelebek hastalığı vücutta enfeksiyon ve yaralara yol açabilir. Doğumdan veya yaşamın ilk yılından sonra ortaya çıkan bu hastalık genellikle genetik olarak gelişir. Epidermolysis bullosa alt tiplerine bakacak olursak, epidermolysis bullosa yani kelebek hastalığının dört tane alt tipi bulunmaktadır. Bu alt tipler epidermolysis bullosa simplex, jonksiyonel epidermolysis bullosa, distrofik epidermolysis bullosa ve Kindler sendromudur. Tüm bu alt tiplere farklı proteinlerin fonksiyonel bozuklukları yol açmaktadır. Bu proteinler kolajen, keratin, laminin, plektin gibi deride yoğun olarak bulunan proteinlerdir. Burada göründüğü üzere simplex türünde keratin, junctional olan türünde laminin, distrofikte kolajen 7, Kindler'de de kindin bir proteinin eksikliği görülmektedir veya proteinlerdeki fonksiyonların eksikliği görülmektedir. Bizim bu hastalıkla ilgilendiğimiz alt tip resesif epidermolitis bullosa. Bu alt tipe neden olan mutasyon kolajen 7 geninde bulunmakta.
Görüldüğü gibi kolajen 7 proteinini üreten COL7A1 geni çok büyük bir gendir. Ve mutasyonlar genin farklı bölgelerinde bulunabilmektedir. Kelebek hastalığı da bu protein kusurlarından dolayı oluşmaktadır. Bu mutasyonlardan dolayı oluşmaktadır. Kelebek hastalığının hastalık mekanizmasına bakacak olursak, öncelikle derideki tabakalarla başlayabiliriz. Deride 3 temel tabaka vardır. Epidermis tabakası en üstte bulunan tabakadır. Deriyi dış etkenlere karşı korur. Dermis tabakası ise en altta bulunur. Bir de bu iki tabaka arasında bulunan bazal membran vardır. Bazal membran da alt ve üst tabakayı kolajen, laminin gibi proteinler aracıyla birbirine bağlar. Bu proteinlerin belirli bölgelerdeki eksikliğiyle de beraber hastalığın alt tipleri oluşmuş olur. Hastalığın tanı yöntemlerine bakacak olursak, hem doğum öncesi hem de doğum sonrası tanı yöntemleri bulunmaktadır. Doğum sonrası yöntemlerde en yaygın olarak kullanılan deri biyopsisidir. Deri biyopsisini incelemek için deri üzerinden ufak miktarda bir numune alınır. Ve bu numune immünofluoresan haritalama ve elektron mikroskopu teknikleriyle incelenebilir. Aynı zamanda doğum sonrası genetik testler de uygulanmaktadır. Bunda da hastalığa sahip olan kişiler ve akrabalarından yine örnek kan alınıp laboratuvar testleri sonucunda hastalığa sahip olup olmadığı tanımlanabilir. Doğum öncesi testlere bakacak olursak amniyosentez testi ve koryonvirüs testi bulunmaktadır. Bunda da amniyosentez sıvısından alınan örnek ve koryonvirüsten alınan örneklerle hastalığın tespiti doğum öncesinde yapılabilmektedir. Bir sonraki slide'a geçebiliriz. Bizim hastalığımızda genelde kelebek çocuklar denmektedir hastalığa sahip kişilere. Çünkü maalesef hastalarımız genç yaşta hayatlarını kaybetmektedir. Hasta bakım kısmına gelecek olursak düzenli aralıklarla steril yara örtüleri kullanılarak bakım yapılması gerekmektedir. Ancak steril yara örtüleri ve malzemeler genelde ithal olduğu için bizim hastalarımız açısından maddi olarak bir yük oluşturmaktadır. Bül ve yara oluşabilecek yerler steril tutulmalıdır. Kremler eldiven yardımıyla uygulanmalıdır. Büller yani içi sıvı dolu derideki formasyonlar steril iğne ile boşaltılmalıdır. Ciltte iritasyona yol açabilecek kimyasallardan uzak durulmalıdır. Aynı zamanda aşırı sıcak ve sert gıdalardan da iç organları, yemek borusunu korumak için kaçınılmalıdır. Epidermis bullosa hastalığının nadir görülen bir hastalık olmasına rağmen dünyada ve ülkemizde çeşitli dernekler beraber hastalığın farkındalığı, hastaların birbirine dayanışması için çeşitli olaylar yürütüyor. Dünyada epidermis bullosa hastalığı en çok DEBRA kurulu tarafından bilinmekte. DEBRA Vakfı uluslararası çapta kongreler düzenleyen, özellikle bu hastalığın tanınmış kişilerce tanıtılması ve araştırma projelerinin desteklenmesi sürecinde çok önemli görevli olan bir kuruluştur. Ülkemizde de DEBRA Türkiye Vakfı ile beraber Kelebek Çocuklar ve Gerçekler Dünyası gibi dernekler hastalara destek olmaya çalışıyor. Bu vakıfların bir diğer önemli ve desteklenmesi gereken özelliği ise hastaların günlük olarak ihtiyaç duyduğu çeşitli pahalı krem ve bandaj ihtiyaçlarının karşılanması ve sayısı da her gün artarak epidermis bullosa hastalarına umut olan çeşitli klinik araştırma projeleri için bağış toplanmasıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizim projemizi daha yakından tanımak ve bize destek olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Merhabalar, ben Golf takımından Abdurrahim Toprak. Öncelikle Hegzin takımına teşekkür ederiz davetleri için. Burada bugün kendi grup arkadaşlarım adıma FRF yani ailevi aktif atış hastalığını tanıtmak için burada bulunmaktayım.
Takımımıza baktığımız zaman takımımız ismi Genes of the Future, kısacası GOF takımı olarak geçmekte. GOF takımı Necmettin Erbakan Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü mezun öğrencilerden oluşan bir ekiptir. Lisans eğitiminizde edindiğimiz teorik bilgiler ile ailevi akne satışı FF hastalığına bir farkındalık oluşturmak ve genetik davranış yazmayı hedeflemekteyiz. Ailevi Akdeniz atışına baktığımız zaman FMF resistif olarak kalıtsal bir sistematik otoinflamatuar bir hastalıktır. Ailevi Akdeniz atışı tekrarlayan yüksek ateş ile karın, akciğer ve eklemlerdeki ağrılarla kendini belirleyen ve kalıtsal bir hastalıktır. Genetik nedenlerle vücudun kendi kendine tetiklediği iltihaplı ataklarla seyreden ailevi Akdeniz atışı hastalığı otoinflamatuar bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Kısaca kalıtsal gen mutasyonu nedeniyle sebebi olmayan iltihabi durum oluşur ve bağışıklık sistemi bununla baş edemez. Otozomal resistif bir patenle bulaşır ve çoğunlukla Akdeniz havzası çevresinde yaşayan etnik grupları etkilemektedir. Türkler, Ermeniler, Yahudiler ve Araplar için güçlü bir etnik dağılıma sahiptir. FMF'in yaygın belirtilerine baktığımız zaman yüksek ateş, karın ağrısı, eklem ve bilek ağrıları, göğüs ağrıları ve derin öküntüleridir. Kısaca FMF'in zaman çizelgesine baktığımız zaman 1997 yılında iki farklı grup tarafından yapılan bir çalışmada ailevi Akdeniz atışı hastalığından sorumlu genin 16. kromozomun kısa konuda olduğu tespit edilmiştir. 2006 ve 2007 yıllarında ise FMF hastalığı ile ilgili çalışmalar 2006 Ekim, 2007'de Haziran arasında başlamıştır diyebiliriz. Kolistin ilacı ise 2019 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Burada MFV genini görüyoruz. MFV geni FMF hastalığına sebep olan gendir. Burada 16. kromozomun kısa kolunda gerçekleşir. Protein uzunluğu 781 amino asit kodlar, egzon sayısı 10'dur ve translasyon ürünü prim proteindir. Prim proteini MFV geninde oluşan mutasyonlar prim ekspresyonunu azaltmaktadır. Prim özellikle nötrofillerde bulunan ve nötrofil aktivasyonu nedeniyle inflamasyonu baskılayan düzenleyici bir proteindir. Ailevi Akdeniz ateşinde mutasyon sonucunda oluşan prim proteini nötrofil aktivasyonu düzeni bozmaktadır. Bu durumda da hastalık ortaya çıkmaktadır. Arjinin ve lizin amino asitlerinden zengin, pozitif yüklü bir proteindir. Klinik tanıya baktığımızda ise FMF hastalığı için kesin tanı koydurucu muayene bulgusu ve özgün bir laboratuvar testi henüz bulunmamaktadır. FMF tanısı, klinik bulgular, aile öyküsü, biyokimyasal ve genetik laboratuvar verileri, tedavi yanıt ve diğer ailesel periyodik ateş sendromlarının dışlanmasıyla konulmaktadır. Genetik analiz FMF hastalığı tanısında tanıyı desteklemekle birlikte kesin bir tanı koydurucu bir kriter değildir. Tedaviye baktığımızda ise şu anda günümüzde kullanılan FMF hastaları için kolistin ilacı kullanılmaktadır. Bunun amacı akut atakları önlemek, ataklar arasında subklinik inflamasyonu azaltmak ve amiloidoz gelişimini engellemektir. Kolistin FMF hastaları için ana tedavi olmaya devam etmektedir ve halen de günümüzde kullanılmaktadır. Atakları azaltır, yaşam kalitesini artırır, amiloidozu önler ve en önemli sebebi de budur ki klinik tanı konulduktan sonra başlanmaktadır. Bunların dışında kolistinle uyumlu olmayan hastalarda ise anakinra ve kanakinumab kullanılmaktadır. Anakinra günlük deri altı enjeksiyon olarak uygulanmaktadır ve günlük olarak tabii bu şekilde uygulanır. Kanakinumab ise vücutta iltihaplanmayı ve diğer bağışıklık tepkilerini etkileyebilecek bazı proteinleri bloke eden monoklonal bir antikordur. Nadir hikayelere baktığımızda ise aslında FMF hastaları amiloidoz vücut organlarında amiloid isimli protein birikmeye başladığında ortaya çıkan ender görülen ve riskli bir hastalıktır. FMF hastalarında başta böbrekte olmak üzere diğer başka organlarda örneğin kalp zarı iltihabında veya akciğer iltihaplanması gibi bozukluk yetersizlikle gelişebilmektedir. Akut apandis ile karşılaştırılabilen bir hastalıktır. Genellikle FMF tanısı alınmadan önce apandis şüphesiyle gidilir hastaneye ve apandisleri genellikle alınmıştır. Yani FMF hastalarının. Ayrıca sosyal yaşamlarında ise atakların ne zaman geleceği bilinmediğinden dolayı plan, program vesaire bunlara genellikle uyamaz bu hastalar.
FMF hastaları için Befender Derneği kurulmuştur 2013 yılında. Behçet ve FMF ailevi Akdeniz ateşi hastalıklarını tanıtmak, kamuoyu oluşturmak, toplumsal duyarlılık ve dayanışmayı sağlayıp farkındalık oluşturmak, hasta ve yakınlarının kendilerini daha iyi ve huzurlu hissetmelerini sağlayacak sosyal ve kültürel çalışmalar yapma amacıyla kurulmuştur. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sosyal medya hesaplarımız, bizleri takip edebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Herkese merhaba. Ben Cemal Derman. Reidra takım üyesiyim. Hexagen'e bize bu güzel etkine davet ettiği için teşekkür ederiz. Kistik fibrozis hakkında bilgilendirmeye çalışacağım. Akışkanlığını kaybetmiş dehidrat hemokusu rehidrate ederek tekrar akışkan hale getirme hedefiyle kistik fibrozis hastalığına bir genetik tedavi projesi geliştirmeyi amaçlamaktayız. Amaçlarımızdan biri de kistik fibrozis olmak üzere nadir hastalıklara dikkat çekmek ve toplumda farkındalığını artırmak. KİFTER ile iletişim halindeyiz. KİFTER'in misyonu kistik fibrozis hastalığına sahip bireylerin yaşam süresini ve kalitesinin artırılması için var gücüyle çalışmak, hasta ve hasta yakınlarının kistik fibrozis ile yaşamayı öğrenme yolunda gereken bilgi, destek ve dayanışma imkanlarını sağlamak. Biz de Reidra takım olarak KİFTER ile işbirliği içinde olup aynı amaçla nadir hastalık sahip bireylere destek olmaya çalışmaktayız. Kistik fibrozis nedir? Kistik fibrozis genetik bir hastalıktır. Otozomal resesif olarak kalıtılır. En sık beyazlıkta görülür ve beyazlıkta görülme sıklığı 3000 doğumda 1'dir. Hastalığa neden olan gen 7. kromozomda yer alır. Bu gen kistik fibrozis transmembran regülatör protein yapımını sağlar. Kistik fibrozis ile ilgili 2000 tane tanımlanmış mutasyon var. En sık Delta F508 mutasyonu görülüyor. Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika'da bu Delta F508 mutasyonu %70-80 sıklıkta görülürken Türkiye'de %20-25 aralığında görülüyor. Daha çok dağınık halde Türkiye'de ve mutasyon saptanamamış halde. O yüzden Türkiye'de genetik testlerin negatif çıkması hastalığı dışlamıyor. KFTR epitel hücrelerinin yüzeylerinde ATP ile aktif olan bir klor kanalı olarak görev yapıyor. Epitel hücrelerinde bu klor kanalı çalışmadığında dışarıya sodyum ve klor atılımı sağlanamadığı için mukusun ozmotik basıncı düşük kalıyor ve mukus sıvı çekemiyor. Bu yüzden yapışkan ve viskozitesi artmış bir mukus oluyor. Bu da vücutta salgı yapan organların neredeyse hepsinde bazı patolojik sorunlara sebep oluyor. Kistik fibrozis'te özellikle akciğer tulumu önemli. Çünkü mortaliteye götüren hastaların ölümüne sebep olan sistem akciğer oluyor. Akciğerde mukus bronş ve bronşiyolleri tıkıyor. Sağ tarafta sağlıklı bir bronşiyol görüyoruz yukarıda. Aşağıda sağlıksız kistik fibrozis hastasındaki bronşiyolü görüyoruz. Bu mukus akciğerlerin havalanmasını bozuyor. Mikroorganizmalar kolayca yerleşiyor. Sık akciğer enfeksiyonları görülüyor. Tekrarlayan enfeksiyonlar sonucunda bronşların genişlemesiyle karakterize bronşektazi dediğimiz bir tablo oluşuyor. Bronşektazi bronşların çevresi sağlıksız bir hale geliyor, inceliyor, vasküler yapısı bozuluyor ve en sonunda akciğerde fibrozis gelişiyor. Bu sağ tarafta kistik fibrozis hastasının koroner kesit akciğerini görüyoruz. Kistik oluşumlar gibi görünüyor ama aslında bunlar genişlemiş, bronşektaziye uğramış bronş ve bronşiyolitler. Kistik fibrozis ek olarak en çok etkilediği ikinci sistem sindirim sistemi. Sindirim sisteminde pankreası, ince bağırsakları ve karaciğerle beraber safra kesesi ve safra yollarını etkiliyor. Sindirim sisteminde en çok pankreas etkileniyor. Pankreasın iki tane fonksiyonu var. Bir tanesi egzokrin fonksiyonu. Egzokrin fonksiyonu pankreasın sindirime yardımcı olan kısmı sağladığı fonksiyon. Pankreas sindirim enzimlerini üretiyor ve ince bağırsağa salgılıyor. Bu kanallar tıkalı olduğu zaman bunu gerçekleştiremiyor. Yine mukus pankreas kanallarını tıkıyor ve sonucunda kronik inflamatuar bir süreç oluşuyor. Bu kronik inflamatuar süreç sonucunda da pankreasta da fibrozis görülüyor.
İlk etapta egzokrin fonksiyonlar etkilenirken ikinci etapta endokrin fonksiyonlar etkileniyor. Endokrin fonksiyonlarda daha çok şekerin vücuttaki düzenlenmesiyle ilgili fonksiyonlar. Hastalar ileri aşamada şeker hastalığına yakalanıyorlar. Aynı zamanda bu sindirim fonksiyonları tam çalışmadığında özellikle yağ sindirimi çalışmıyor. Yağ sindiriminde sorun yaşıyorlar. Yağda emilen vitaminleri sindiremiyorlar. Bu yüzden yağdan zengin gıda öneriliyor veya A, D, E ve K vitaminleri takviye ediliyor hastalara. Kistik fibroz hastaları yeni doğan döneminden yetişkinlik dönemine kadar farklı patolojilerle, hastalıklarla karşı karşıya kalabiliyorlar sistemik bir tutum izlediği için. İlk doğduğunda hastaların normalde tüm bebeklerin, yeni doğan bebeklerin dışarıya attığı dışkı vardır. Ancak bu kistik fibroz hastalarında bu dışkı salgılardan dolayı dışarı atlamıyor. Bundan dolayı görselde de gördüğümüz gibi bağırsaklara tıkanıklık oluyor ve abdominal distansiyon görülüyor. Bu müdahale edilmesi gereken ölümcül bir durum. Ve mekonyomilios görüldüğünde akla ilk gelen hastalık kistik fibrozis. Hastaların sindirim sisteminde bazı organlar eksik olabiliyor. Yine safra yollarında tıkanıklıktan dolayı uzamış sarılık görebiliyoruz. Bu daha yeni devam döneminde karaciğer fonksiyonlarının bozulmasına sebep olabiliyor. Bebeklik ve çocukluk döneminde tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarla karşı karşıya kalıyorlar. Kronik öksürük, kronik tekrarlayan çift atakları, bronşların genişlemesi ve burunda da mukozanın bozulmasından dolayı sık burun kanamasıyla karşılaşabiliyorlar. Hastaların yaşam kalitesini etkileyen önemli şeylerden bir tanesi tekrarlayan nazal polipler. Çünkü bu direkt fiziksel olarak hastaların nefes alıp vermesini engelleyebiliyor. Hastaların burnunda ekstra bir doku oluşuyor ve bu doku yüzünden hastaların sinüsleri de tıkanıyor ve pansinüsit ataklarıyla da sık karşılaşabiliyorlar. Yine dokuların oksijenizasyonu sağlanamadığında kronik süreçte gördüğümüz parmaklarda çomaklaşmayı görüyoruz aşağıdaki görselde. Bu hastalarda görebilirsiniz. Pankreatik fonksiyonlar çalışmadığı için yağlı ishalde gelişimde sorun yaşıyorlar. Kilo alamama sorunları yaşıyorlar. Yine bebeklik döneminde normalde çok beklediğimiz bir durum değil. Sirozla karşılaşabiliyoruz bu kistik fibrozis hastalarında. Siroza ikinci olarak portal hipertansiyon ve bunlardan varis kanamaları gerçekleşebiliyor. Bu varis kanamalar da ciddi öldürücü bir durumdur. Böbreklerdeki tübülleri etkileyebiliyor yine bu hastalık. Sodyum ve klor salınımı bozuk olduğu için hipokloromik, hiponatremik, metabolik alkalozu seyreden pseudobakteriyel sendromu ile karşılaşabiliyoruz. Ergenlik ve erişkin döneminde bu dediklerime ek olarak akciğerlerin kollabı olduğu atelektazi, yine gelişme geriliğine bağlı olarak gecikmiş puberte, spermlerin taşındığı kanalın yokluğu veya direkt spermin olmamasıyla kısırlıkla karşılaşabiliyoruz. Sanırım altın standart ter testi. Ter testinin dışında immünoreaktif tripsinojenle kanda bakılıyor bu. Tanıyı destekleyebiliyoruz. İmmünoreaktif tripsinojen 2015'ten sonra Türkiye'de yeni doğan tarama programına alındı ve yeni doğan tüm bebeklerde immünoreaktif tripsinojene bakılıyor. Yine nazal potansiyel farkı da tanıyı destekleyebiliyor. Genetik analiz %30 civarında pozitif çıkıyor kistik fibroz hastalarında. Hastaların progresyonunu görmek için solunum fonksiyon testleri kullanılıyor sık olarak. Solunum fonksiyon testlerinde özellikle zorlu ekspiratuar volüme bakılıyor. Bu oldukça progresyonu doğru gösteren bir yöntem. Yine akciğeri morfolojisi için bilgisayarlı tomografi ve pankreas fonksiyonu için pekala da bakılabiliyor. Tedavide kistik fibrozisin sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarında patojene göre tedavi uygulanıyor. Eğer bakteriyel bir enfeksiyonsa antibiyotik kullanılıyor. En sık bakteriyel enfeksiyonlarla karşılaşıyor bu hastalar. 3 tane bakteri özellikle kistik fibroz hastalarında enfeksiyona sebep oluyor. Bunun bir tanesi Staph aureus, birisi Pseudomonas aeruginosa, diğeri de Haemophilus influenza. Özellikle Pseudomonas kolonizasyonu ne kadar geciktirilirse hastalarda yaşam süreleri de o kadar uzuyor. Yine bu mukusu rehidrate eden veya mukusu parçalayan bazı ajanlar var. Dornaz alfa inflamatuar hücreler
mukusa çıkıp, çünkü kronik inflamatuar bir süreç var, sürekli oraya inflamatuar hücreler göç ediyor. Ve bu inflamatuar hücreler ölüyorlar. Öldükten sonra DNA kalıntıları oluyor orada. Dornaz alfada aktin filamentlerini parçalayarak bu DNA'yı parçalayıp mukusun akışkan olmasını sağlıyor. Hipertonik salin bildiğimiz aslında tuzlu su. %7'lik sodyum klorür çözeltisini hastalara inhaler yoldan veriyoruz. Ve yine mukusun ozmotik basıncını artırıp akışkanlığını artırmış oluyoruz. Manitol da yine ozmotik basıncı artıran bir ajan. En asit sistemi mukusun sülfidil bağlarını kırıp akışkanlığın artmasını sağlıyor. Pankreas safra ve intestinal tutulma yönelik tedavide pankreas enzimleri salgılanamıyor demiştik. Bu enzimleri dışarıdan kapsülle verebiliyoruz hastalara, yani replase edebiliyoruz. Urso deoksikolik asitle safra içeriğini dengeleyebiliyoruz. Vitamin mineral takviyeleri ve nütrisyon desteği de hastalarda önemli bir yere sahip. Bronşları genişleten ilaçların kullanımı da hastaları özellikle rahatlatıyor. Beta 2 agonistlerin solunum fonksiyon testlerini ciddi manada düzelttiği kanıtlanmış. Kistik fibrozun şu an kesin tedavisi akciğer transplantasyonu. Ancak akciğer transplantasyonu, akciğer nakli hem nakil esnasında yüksek risk barındırması hem nakilden sonra yüksek risk olması sebebiyle son dönem kistik fibroz hastalarında uygulanıyor sadece. Fizyoterapiyle de hastalar rahatlayabiliyorlar. Yeni tedavileri majör olarak gen terapisi ve defektif yapı ve proteinlerin düzeltildiği modülatör tedaviler olarak ikiye ayırabiliriz. Gen terapisinde şu ana kadar aslında çok yüz güldürücü sonuçlar yok ama en çok umutlu olduğumuz tedavi kısmı da burası. Çünkü direkt nedene yönelik bir tedavi olacak. Kistik fibrozis hastaları yaklaşık 40 yaşlara kadar yaşayabiliyorlar gelişmiş ülkelerde. Bu yüzden nedene yönelik bir tedavinin bulunması gerekiyor. Son dönemde en popüler tedavi modülatör tedaviler. Türkiye'de de artık hastalar mahkeme aracılığıyla bu ilaçları getirtebiliyorlar. Özellikle trikaftor dediğimiz elexacaftor, tezacaftor ve ivacaftor kullanılıyor. Fevri %14 civarında artırdığı gösterilmiş bu üçlü ilacın. Biz genetik tedavilerde yaklaşık %4-5 civarında artırabiliyoruz. Şu ana kadar o şekilde yapıldı. O yüzden ciddi bir iyileşme gösterebiliyor. Ancak bunun da handikapı hasta, yani çok fazla hasta hitap etmiyor. Her mutasyona hitap etmiyor. Teşekkür ederim. Bizler de teşekkür ederiz bilgilendirmeleriniz için. Üç takıma da emeğinize sağlık. Nadir bir hastalık olan kistik fibrozisli hastalarla yaptığımız görüşmeler sonucu elde ettiğimiz bilgiler, onlardan aldığımız duyumlar maalesef toplumda ve hatta sağlık çalışanları arasında bile kistik fibrozis başta olmak üzere ve nadir hastalıklar alanında da farkındalığın maalesef yetersiz olduğu yönünde. Hastalarımız için zaten tanı alma, kabullenme ve tedavi süreci oldukça zahmetli, yorucu ve yıpratıcı bir süreç. Bir de bu hastalığı çevrelerine anlatmaları onlar için ek olarak maalesef yıpratıcı olabilmekte. Ayrıca Türkiye'de kistik fibrozis için konuşacak olursam tam donanımlı kistik fibrozis merkezlerinin eksikliği söz konusu ve belli başlı şehirlerde varlığı söz konusu diyelim. Ve bütün hastalarımızın da maalesef bu merkezlere, bu kliniklere erişimi söz konusu değil. Özellikle küçük şehirlerde yaşayan hastalarımız hastaneye gittiklerinde sağlık çalışanları arasında da farkındalığın yetersiz olduğundan bahsetmiştim. Onların bize söylemleri bu yöndeydi. Bu dönemde tanıyı ve tedaviyi alma süreçlerinde maalesef gecikmeler yaşatmakta ve mecburi bir şekilde bu kliniklerin olduğu büyük şehirlere göç etmeyi zorunlu tutmakta hastalarımız için. Aynı zamanda Cemal arkadaşım da bahsetti modülatör tedavilerden. Bu tedavilerin şu an yurt dışında geliştirilmiş olduğu fakat Türkiye'deki bütün hastaların bunlara erişimi olmadığı da söz konusu yine. Öncelikle Hexagene takımı ev sahipliğinde ve GOF takımıyla beraber nadir hastalık konuşmaları etkinliği düzenledik ve bu etkinlikle beraber nadir hastalıklara biz de bir nebze de olsa farkındalık oluşturabilmeyi amaçladık. Umarız ki bu noktada biz de bir fayda sağlayabilmişizdir. Çok teşekkür ediyoruz.
Dilerseniz katılımcılarımız arasından sorusu olan varsa soruları takımlarımız yanıtlayabilir. Yoksa biz hazırladığımız anketi paylaşabiliriz. Evet, anketimiz bu üç hedef hastalıkla ilgili bir takım temel soruları kapsıyor. Bunu chatten iletelim isterseniz. Tekrardan katılımlar için Golf Team'e ve Rehidra'ya çok teşekkür ediyoruz değerli sunumlar için de. Kendilerine de final etabı için projede başarılar diliyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz. Tekrardan bizleri de davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim takım adına. Ben de takım adına teşekkür ediyorum. Başarılar diliyoruz. Başarılar. İyi akşamlar dileriz. Güler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle, iyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tüm takıma başarılar. İyi akşamlar, iyi çalışmalar.